gösterdikleri tavır dolayısıyla onlara teşekkür de etti Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı şöyle sıfatıyla. Bir misafirimiz var sanırım Murat. Az önce ben kendimce özetlemeye gayret ettim. Buradan görebildiğim kadarıyla sizin belediyenize ait bir araç vardı. Şimdi daha büyük bir araç geldi buraya. Bu nöbet burada devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın emri ya da tavsiyesi ya da isteği bu yönde. Bu nöbet devam ettikçe Beyoğlu Belediyesi herhalde burada olmaya devam edecek. Evet, vatandaş buradayken biz de buradayız zaten. Evet, şimdi ben hemen şunu söyleyeyim. Gerçekten 49 yaşındayım. En son darbe olduğunda 80 darbesinde işte biz daha çok ufak yaşlardaydık. Hissiyatı anlamakta Sayın Bakanım. Konuşuyorduk darbeleri ama şu son 24 saatte yaşanılanlar, vatandaşla yaptığımız sohbetler, eğer bunu özetlemek gerekirse tam anlamıyla bir ihanet olarak algılıyor. Çünkü 12 yıllık belediye başkanlığı sürecinde şunu gördüm. İnsanlar bir sokakta, bir mahallede bir politikacıdan ne istediğini çok iyi bilir. Ona ne yaptırmak istediğini çok iyi bilir ve bunun çetesini çok iyi tutar. Yani siyasetle ve demokrasiyle, seçtiğiyle alacağı hizmet arasındaki ilişkiyi çok iyi kurup çok iyi bir gelecek stratejisi kurgular ve bunun takipçisi olur. Eğer söylenenleri yapan bir siyasetçi varsa ona oy verir. Ha yoksa onun da cezasını verir. Şimdi burada çok buradaki jenerasyon, genç jenerasyon, benim yaşım ve altındaki insanlar ve darbeyi dün akşam çok yakından, çok daha rahat, çıplak gözle gördüler. Hissettiler. Ve hissettikleri şu: birisi Türk milleti adına bir açıklama yapıyor, parlamento binasına bomba atıyor ve sen dinlemezsen seni öldürürüm diyor ve insanlar öldürüyor. Böyle bir ihanetle ilk defa yüzleşti. Ve bunun üzerine gittiği için bugün kendi kaderine sahip çıktığı hissiyle burada. Şimdi sadece burada değil. Ben gelirken İstanbul'un birçok yerinden, hatta Anadolu'nun birkaç vilayetinden geliyorum. Gördüğüm tablo şu: hangi siyasi partiye mensup olduğu hiç önemli değil. İnsanlar darbe konusunda tek saf olmuş ve buna asla geçit verilmemesi konusunda hemfikir ve toplumsal bir mutabakat ve uzlaşma var. Gördüğümüz tablo bu. Herhalde ve bu şurada, şuraya da bu insanlar bizim hadi buyurun gelin dememizde değil, kendiliğinden çıkıp gelmiş. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü gördüm. İnanılmaz toplanmışlar. Yani fevcut insanlar akıyor ve şeyin ortasında, tam ortasında duruyorlar ve bir iki tane tank var ve o tankın etrafında fotoğraf çektiriyorlar. Ve biraz evvel Sayın Bakanım bir cümle kullandı, dedi ki yeniden doğuş dedi. Evet, gerçekten böyle. İnsanımız bu vesileyle demokrasiyi anladı, içselleştirdi ve bunu dünyaya ilan etti. Bundan sonra başka bir Türkiye var diye görüyorum ve hissediyorum. Beyoğlu Belediyesi burada bu kalabalıkları, ikinci bir emir gelene kadar başkomutandan, bu kalabalıkları ağırlamaya devam edecek. Var mı bir plan, elbette, neler yapılacak? Elbette, elbette. Yani bu insanlar burada zaten durma eğiliminde. Peki bir şey söyleyeyim, az önce insanlar ya bir çay olsa da içsek diyorlardı mesela. Evet. Beyoğlu Belediyesi'nden böyle beklentiler olsun mu? Canlı yayında sorayım size. Valla hazırlık yüz binler var burada. Evet. Yüz binler var. Yetecek kadar söyleyeyim. Çay bulabilir miyiz? Burada dikkate alabiliriz. Bu önerimizi dikkate alalım. Ben hazır başkomutanımızdan talimat böyle geldi dediniz ve bu konuyla ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Hemen en dar çevrede dün akşam saatleri itibariyle yaşadığımız ruh halinden bahsetmek istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız o telefonla canlı yayınlara bağlanıp insanlara o gür sesiyle, kararlı tavrıyla, evet bu budur budur, herkes sokağa çıksın deyinceye kadar başka bir alem vardı, başka bir psikoloji vardı. O orada açıklamayı döndü. Yaptıktan sonra bir kez daha şunu hissettim. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu görüyorduk. Ama bizim millet, bizim milletimiz lideriyle var. Ve eğer liderine inanmışsa onun ağzına bakarak hareket ediyor. Ve gerçekten bu toplumun gerçek lideri, gerçek önderi, gerçek cumhurbaşkanı ve o gün o anda çıkıp insanlara bu çağrıyı yaptıktan sonra başka bir psikoloji oldu. Ben bunu kendi evimde, kendi çocuklarımdan ve kendi kardeşlerimden yaşıyorum. Çünkü çağrıyı yaptı diye, yani o çağrıyı yaptı diye hala turluyorlar. Yeter deyinceye kadar da turlamaya devam edecekler. Hissettiğim bu. Zaten... Dolayısıyla şunu da önemsiyoruz. Bu önemli bir konu. Ve Türkiye aslında bu şer görünen işten bir hayır
çıkartacak. Bu hayrı içselleştirmesi, içselleştirmesi, benimsemesi, konuşması ve zihnine yerleştirmesi gerekiyor. Üzerine tartışması gerekiyor. Bunlar aslında bütün Türkiye'de bu haber kanalları aracılığıyla toplumsal hafızada yerleşiyor. Yerleştiği için yarın bir gün ihtiyacı olduğunda bu refleksleri çok daha rahat ortaya koyabilmesi ve tartışılması için çok kıymetli, işin hazım süreci diye düşünüyorum. Burada da inceye bir doğru bir siyaset var diye algılıyorum. Sürpriz konuğumuzdu. Gecenin konuklarından bir tanesi oldu. Ama çay konusunu kesinlikle dikkate alıyorum. Önemli bir ayrıntı. Bu meydan burada 10.000'leri 100.000'leri ağırlamaya devam edecek. Sayın Ahmet Misbah Demircan da yayınımıza katıldı, konuk oldu. İyi ki geldiniz.